Bismillahirrahmanirrahim. 20. dersimizdeyiz. Konumuz te'nisul fi'li lil fa'ili. Fa'il için fiilin müennes olması. Fa'il için fiilin müennes olması. Yani kısacası fiil fa'il uyumu da diyebiliriz bu konuya. Failimizin müennesliğine bakaraktan fiilimizi de müennes yapacağız. Kaidemize şöyle bir bakalım. Yecibu te'nisul fi'li. Fiilin müennes olması gerekir. Yani fiilin müennes yapılmasının zorunlu olduğu yerler. Yecibu gerekir. Yani vacip olduğu yerler. Yani şimdi göreceğiz iki çeşit failimiz var. O iki çeşit faile sahipsek mutlaka fiilde müennes olmak zorunda. İza kana'l fa'ilu hakikiyye hakikiyye te'nis gayra munfasil anil fi'il. Failimiz hakiki müennes olup fiille arasında bir fasıla yoksa fiil ile de arasında bir fasıla yoksa mutlaka fiil de müennes olmak zorunda. Failimiz hakiki müennes olacak ve fiil ile arasında bir fasıla olmayacak. İkinci çeşidi de اِذَا كَانَ الْفَاِلُ دَم۪يرًا يَعُودُ عَلَى مُؤَنَّثٍ مَجَازِيِّ التَّأْنِيثِ. Fail zamir olup da failimiz bir zamir olup da mecazi müennes bir kelimeye dönüyorsa, yani failimiz bir zamir ama döndüğü yer, yani delalet ettiği şey mecazi müennes bir kelime, o zaman yine fiilimiz de müennes olmak zorunda. İki seçeneğimiz var. Hakiki müennes bir fail var ve fiille arasında bir fasıla yok. Fiilimiz müennes olmak zorunda. Ya da failimiz bir zamir ama mecazi müennese dönen bir zamir. O zaman yine fiilimiz müennes olmak zorunda. 48. kaidemiz yecuzu te'nisul fi'li. Fiilin müennes olmasının caiz olduğu yerler. Şimdi 3 yer daha göreceğiz. Bu 3 yerde de biz müennes bir faile istersek müzekker fiil kullanabiliriz, istersek müennes bir fiil kullanabiliriz. İkisi de caiz. اِذَا كَانَ الْفَائِلُ حَقِيْقِ تَأْنِيذ مَفْصُولًا اَنْ فِعْلِهِ. Failimiz hakiki müennes ama fiiliyle arasında bir fasıla varsa, hakiki müennes bir failimiz olup, fiiliyle arasında bir fasıla varsa biz bu müennes fail için müzekker fiilde kullanabiliriz, müennes fiilde kullanabiliriz. İza kana'l failu ismen zahiran mecaziyet te'nis. Failimiz mecazi müennes dediğimiz zahir bir isim olursa, failimiz mecazi müennes zahir bir isim olursa yine fiilimiz müennes de olabilir, müzekker de olabilir. Ve üçüncü seçeneğimiz اِذَا كَانَ الْفَائِلُ جَمْعَ تَكْسِيرٍ لِلْمُذَكَّرِ اَوْ الْمُؤَنَّثِ. Müzekker anlamı taşıyan ya da müennes anlamı taşıyan bir cem-i teksir kelime fail olursa, yani kırık çoğul dediğimiz, düzensiz çoğul dediğimiz cem-i teksir bir kelime fail olursa fiilimiz müzekker de olabilir, müennes de olabilir. Cem-i teksirin müzekker için olanı ya da müennes olanı fark etmez. Evet. Yine burada iki numaralı bir dipnotumuz var. Bu bizim için önemli. Diyor ki kitabımızın yazarı, fiil tesniye yapılmaz veya cemileştirilmez.
fail müsenna olduğunda ya da cemi olduğu zaman fiil tesniye ya da cemi yapılmaz. Bel yebqa ma'ahuma kema kana ma'a müfredihime. Bilakis kelimenin failin müfredinde olduğu gibi müfret olmaya devam eder. Yani bizim failimiz tesniye cemi oluyor diye fiillerimizi de tesniye cemi yapmamıza gerek yok. Müfret olarak kullanabiliriz diyor kitabımızın yazarı bu ikinci kaidemizde. Şimdi gelelim emsile örnekler bölümümüze. Seferat Fatimetu, Fatıma seyahat etti. Fatıma seyahat etti. Burada failimiz müennes, fiilimiz müennes. Çünkü birinci kural gereği failimiz hakiki müennes ve fiiliyle arasında bir fasıla yok. Te'udu Zeynep'u, bu da yine aynı şekilde hakiki müennes ve fiiliyle arasında bir fasıla yok. Burada da müennes gelmiş. Te'udu Zeynep'u. Eşşemsu tatlu'u. Eşşemsu tatlu'u, bu mecazi bir müennes. Ve biz müennes kullanmışız fiilini. El harbu intehet. Savaş bitti ve güneş doğuyor. Burada da yine, tabii ki burada şu var. Nasıl diyelim? Hani ikinci gördüğümüz kural neydi? Failimiz ne olacaktı? Zamir olacaktı ama mecazi müennese dönen bir zamir. İşte eşşemsu müptedasının haberinde aslında burası hiye tetlu'uydu. Buradaki fail, hiye zamiri eşşemsu'ya dönüyor. Mecazi müennese dönüyor. Ve bu da fiili müennes yapmamızı sağlıyor. El harbu intehette de aslında haberimiz intehet hiye ya da hiye intehet idi. Buradaki failimiz de yine bir zamir ve el harbu mecazi müennesine dönüyor. O yüzden biz buralarda fiillerimizi müennes kullanabiliyoruz. Üçüncü, dördüncü ve beşinci bölümdeki misallerimize bakalım. Seferatil yevme Fatimetu, Fatıma bugün seyahat etti. Burada da bir hakiki müennes var ama fiiliyle arasında bir fasıla var. O zaman biz fiilimizi seferat tarzında müennes de kullanabiliriz. Seferat tarzında müzekker de kullanabiliriz. Te'udu gaden Zeynep'u. Zeynep yarın dönecek. Yine burada Zeynep'u müennes kelimemizin fiili müennes de tercih edilebilir. Yoksa ye'udu tarzında müzekker de tercih edilebilir. Bu da caizdir. Tetlu'u şemsu, güneş doğuyor. Tetlu'u şemsu, güneş doğuyor. Ya da yetlu'u şemsu diyebiliriz. Çünkü buradaki failimiz mecazi müennes anlamı taşıyan zahir bir isim. İkinci 48. kaidemizin B bölümü. Zahir bir isim ama mecazi müennes olan bir isim. O yüzden biz fiilimizi müennes şeklinde tetlu'u ya da müzekker şeklinde yetlu'u diyebiliriz. İntehetil harbu, savaş bitti. Yine burada el harbu zahir bir isim, mecazi müennes. Fiilimiz intehet de olabilir, intehet de olabilir. Câ'etil gilmânu, câ'etil gilmân, çocuklar geldiler. Câ'el gilmân, çocuklar geldi. Burada da yine el-gilmen cemi teksir bir kelime ve müzekker için kullanılanı. Fark etmez müzekker müennes. Cemi teksirse fiilimiz müennes de gelebilir. Cahet tarzında ya da cahe gelebilir. Beket et-sevâkilu. Sevâkil çocuklarını kaybeden anneler demek. Et-sevâkil çocuklarını kaybeden anneler beket ağladılar. Burada yine Es-sevâkilu faili cemi teksir olduğu için ve müennes anlamı taşıdığı için fiili beket de gelebilir, bekâ de gelebilir. Caizdir, ikisinin de kullanılmaz. El-behfü'ye bakalım. El-failu fit-taifetul ula, birinci kısımdaki fail yedullu ala müennesin hakikiyin, hakiki bir müennese delalet ediyor. O da nedir? Fatimetu kelimesidir. Ve huve muttasilun bil fi'li, o fiil ile bitişiktir. Yani la yufassiluhu anhu fasilun, fiili ondan bir fasıla ayırmamıştır. Bir ayraç
ayırmamıştır Fatıma'yı Seferat'tan. Ve kad unnife el fi'lu lehu huna, burada onun için yani faile uygunluk olsun diye fiil müennes kılınmıştır. Ve te'nifuhu fi hazihil hal vacibun. İşte bu haldeki bir fiilin müennes kılınması vacibun, gereklidir, zorunludur. Yani hakiki müennes ise bizim failimiz ve fiil ile arasında bir fasıla yoksa mutlaka biz o fiili müennes yapmak zorundayız. Ve bi teemmuli emseleti taifeti saniye, ikinci kısımdaki örnekleri düşündüğümüzde tera, sen görürsün, el fi'le müennesen, fiili müennes olarak görürsün. Vel fa'ile damiran ye'udu evvelen ale şems, ilk örneğimizde şems kelimesine dönen bir zamir olarak faili görürsün. Ve thaniyen alel harb, ikinci örneğimizde de el harb kelimesine dönen bir zamir olarak sen faili görürsün. Bakalım, ettetlu az önce bahsettiğimiz gibi buradaki hiye zamiri eşşemsu'ya dönen bir zamir ve fail, el harbu'ya dönen ikinci misalde de yine bir hiye var. O da yine müennes bir kelimeye dönen bir zamirdir, faildir. Ve hume, o ikisi gayru müennefeyni hakikeyni, yani el harbu kelimesi ve eşşemsu kelimesi hakiki müennes değillerdir. Mecazi müennestir. Ve lakinnel arabe, ancak Araplar i'teberethume müennefeyn, o iki kelimeye müennes diye itibar etmişlerdir. Yani eşşemsu müenneslik alametleri taşımıyor, el harbu müenneslik alametleri taşımıyor, ama Araplar bunları müennes diye kullanıp o şekilde itibar ettikleri için biz onlara mecazi müennes, semai müennes diyeceğiz. Ve yusemme hâzen nev'u müennesen mecaziyen, bu tür, bu çeşit, yani müennesin bu kısmı mecazi müennes diye isimlendirilir. Fi misle hâzihil emsile, bu örnekte olduğu gibi hayful fail damiru yevudu ala müennes mecazi, eğer failimiz mecazi müennese dönen bir zamir olursa yecibu te'nithul fi'lu eydan, aynı şekilde yine fiilin müennes olması zorunludur. Yani iki seçeneğimiz var. Ya failimiz hakiki müennes olup fiiliyle arasında fasıla bulunmayacak, ya da failimiz bir zamir olacak, mecazi müennese dönen bir zamir olacak. Bu iki durumda da fiiller müennes failleri için müennes kılınacaklar. Ve fi taifeti salifi, üçüncü kısımda ise, bakalım üçüncü kısımda ise necidu, biz buluruz ennel faile hakiki ette'nif, hakiki müennes failler buluruz. Velakinnehu fussilan fi'lihi, ancak onlar fiillerinden bir fasılayla ayrılmışlardır. Ve lihaze, bundan dolayı ceze te'nifu fi'lihi ve terkihi, onun fiilinin müennes kılınması ya da kılınmaması caizdir. Bakalım, Fatimetu hakiki müennes olmasına rağmen fiiliyle arasında el yevme var. Zeynebu hakiki müennes olmasına rağmen fiiliyle arasında gaden var. Böyle bir durumda Zeynebu'nun fiilinin te'udu olması da ye'udu olması da caizdir. Fatimetu'nun fiilinin seferat olması da sefera olması da caizdir. Ve fit taifeti rabia, dördüncü kısıma baktığımız zaman nera el faile zahiran mecazi te'niyet, dördüncü kısımda ise biz mecazi müennes zahir ismi fail olarak görürüz. Ve nera fi'lehu merraten müennesen ve uhra gayra müennet, ve biz bir keresinde fiilinin müennes olduğunu ve diğerinde de fiilinin
müennes olmadığını görürüz. Mimme yedullu alel cevaz. Yani caizlik hususunda söylediklerimize binaen, eğer bizim failimiz mecazi müennes zahir bir isim olursa, fiilinin müennes olması da caizdir, fiilinin müzekker olması da caizdir. Ve fi taifetil hamiseti, beşinci kısımda ise, nera el faile cema teksir, biz failin cemi teksir bir kelime olduğunu görürüz. Ve nüşahidu cevaze te'nifel fi'li me'ahu. Ve onunla beraber, yani cemi teksir bir faille beraber, fiilinin müennesliğinin caiz olduğuna şahit oluruz. Yani cemi teksir bir failimiz olduğu zaman, fiilimiz müzekker de olabilir, müennes olması da caizdir. Şimdi gelelim alıştırmalar bölümümüze. Beyin hükme te'nifi külli fi'lin fal ibarati la temme'a zikril esbab. Yani aşağıdaki parçadaki fiillerin müennesliğinin hükümlerini söyleyin. Celeset li şuarai Sükeynetu bintul Hüseyin. Hüseyin kızı Sükeyne oturmuş. Burada Sükeyne hakiki müennes olduğu için celeset burada ne getirilmiş? Müennes getirilmiş. Ve nakadet eş'aruhum nakdel basira bis sina'atil kelam. Nakadet eş'aruhum ya da eş'aruhum dersek, yine eş'ar cem-i teksir bir kelime olur burada. O yüzden müennes ya da müzikler getirilmesi burada caiz olur. Ve kânet sekînetu, burada sekine ile fiil arasında bir fasıla yok. O yüzden mutlaka burada müennes gelmesi kânenin vacip olacak. İzâ ra'et ra'yen, izâ ra'et ra'yen, yine burada müennes gelecek. Khada rijal eş-şi'ri lima tara ve kad vacet suvakul edeb fi zalikel asri ve izdehet. Yani bunların hepsi şu suvakul edeb cem-i teksir bir kelime ise eğer, o yüzden buralar hep müennes oldu. İzdehet ve racet. Bakalım şurada zaten yok. Evet, ve kâne min eser zâlike ref'ul lugâ ve ilâhu şeyne. Buralarda yok zaten. Gelelim ikinci alıştırmamıza. İc'al kulle ismin minel esmâilâte fâilen merraten me'a vücûbu te'nifil fi'li ve merraten me'a cevâzi. Aşağıdaki failleri, yani Suat kelimesini, Selma kelimesini, et-tilmîzetuyu, el-bintuyu, el-muallimetu ve Âişetuyu cümlelerimizde fail olarak kullanacağız. Bir tanesinde fiilinin müennes olmasının vacip olduğu şeklinde, bir tanesinin de fiilinin müennes olmasının caiz olduğu şeklinde kullanacağız. O zaman ne yapacağız? Bir tanesinde fiiliyle arasına fasıla getirmeyeceğiz. Saferat Suadu, Saferat Selma, Saferat Tilmizetu gibi bir tanesinde de fasıla getireceğiz. Saferat El Yevme Suadu ya da Hadarat El Yevme El Muallimetu ya da Hadara El Yevme El Muallimetu, bu şeklinde cümleler kurgulayabiliriz. Üçüncü alıştırmamızda İcal kulle müennes mezacı mimme ye'ti mübteda ve ekbir anuhu bi cümleti fi'aliye. Bir takım bize burada semai müennes, mecazi müennesler verilmiş. El yedu gibi, es sinnu gibi, el isbe'u gibi, el erdu, el uzunu, el aynu gibi. Bunların hepsi mecazi müennes. Bunları mübteda yapacağız ve bunların haberlerini fiil cümlesi tarzında getireceğiz. Mesela ne diyebiliriz bunlara? Şöyle bir düşünelim. Mesela el erdu mesela tunazzifu, yeryüzü temizleniyor. Ya da el uzunu tesmi'u, kulak dinliyor gibi. El aynu tubsiru, göz görüyor gibi bu tarz cümleler kurabiliriz. Dördüncü alıştırmamız ical kulle müennes mecazi mimme ye'ti fail ve beyin hükme te'nifi fi'al. Şimdi bir takım yine burada ne var? Mecazi müenneslerimiz var ve bunları fail olarak kullanacağız. Bunları mecazi müenneslerimizi fail olarak kullanacağız ve fiillerinin teknis olma hükümlerinden bahsedeceğiz. Evet. Şöyle bir şey diyebiliriz. Eğer yine öğrendiğimiz bugün 48. kaidenin B bölümüne nazaran
Mecazi müennes bir kelime fail olursa fiili müennes de gelebilir, müzekker de gelebilir. Mesela işte ne diyelim, cerat er-riclu ya da cera er-riclu ya da el-ke'su, irtefaka el-ke'su, irtefakat el-ke'su diyebiliriz. Ya da işteddet en-naru, işteddet en-naru diyebiliriz. Beşinci alıştırmamız, ical kulle kelime minel kelimatil atiye fail ve zkur hükme te'nisil fiyel. Bir takım burada kelimelerimiz var. El cunudu, el ulemâ'u, el mühendisûne, el evânisu, el muallimâtu var. Şimdi burada tabi cemi teksirler var. El ulemâ'u gibi, el evânisu gibi, el cunudu gibi cemi teksirler var. Bunların ne yapacağız? Fiillerini müennes ya da müzekker yapabiliriz. Ama diğerleri mesela el mühendisûne cemi müzekker. Hakiki müzekker bir kelime. Buna müennes getiremeyiz. El muallimâtu da bayan öğretmenler. Buna yine müennes bir fiil getirmeliyiz. Altıncı alıştırmamız. Hâti li kulli fi'lin minel efâli lâti fâilen bihaythu yekûnu mereten müfret. Aşağıda bir takım fiillerimiz var. Kâme, nehevâ, yencehû, sâ'ade ve yuhezzibu diye. Bunların hepsine müfret failler, müsenna failler ve cemi müzekker salim failler getireceğiz. Az önce dipnette de okuduğumuz gibi failin tesniye ya da cemi olmasıyla fiilin de oynamamıza gerek yok. Mesela kâme er-racülâni diyebiliriz. Ya da nehavâ en-nîlâni ya da yencehul mühellimûne ya da sâ'ade et-tâlibâni diyebiliriz. Ya da yuhezzibû el-ebû ebâhû diyebiliriz. Yedinci alıştırmamız işrah el beyte lati ve yaribhu. Beytimiz var. Bunu şerh edip irab etmeye çalışalım. Kad tunkirul aynu dav eşşemsi min ramedin ve yunkirul femu ta'mel ma'i min sekamin. Bakalım bizi burada ilgilendiren bölüm el aynu kelimesi ve tunkiru fiili muzarisi var. El aynu mecazi müennes dedik ve o yüzden biz ne yapabiliriz? Müzekker ya da müennes getirebiliriz. Burada müennes getirilmiş. Yunkiru el femu yine burada müzekker ya da müennes getirilebilir demiştik. Burada müzekker getirilmiş. Gerçi el femu muhtemelen müzekker bir kelime zaten. O yüzden müzekker getirilmesi gerekiyordu. Evet, bu şekilde de bu konumuzu bitirmiş olalım. 20. dersimizi tamamlamış olalım. Kısmet olursa diğer derslerimizde naibul faili ve akabinde de müfteda ve haberle alakalı 5-6 tane ders göreceğiz. Bayağı bir zamanımızı müfteda haberin derinliklerine inerek geçireceğiz Allah'ın izniyle.